Merhabalar herkese. Bilet kampanyasında kaldığımız yerden devam. Bileklere de yakından bakmamıştım ne zamandır. Tasarımlarına bayılıyorum oyunun ya. Neyse, şuradan saldıralım demiştik. Şimdi sevgili Vlad ve Hersiz Kral kapıyı kırar, klasik. Siz üçünüz de onun havan topları falan vardı değil mi? Evet, havan toplarına dalarsınız. Gidin direkt. Tabancacıları dizmiş buraya. Öncelikle onlara dalmak daha mantıklı olacak gibi. Havan toplarını göremiyorum. Belki de uzakta tutmuştur. Ateş edebilecek bir pozisyonda değillerse eğer. Önceliği onlara vermeme gerek yok. Tabancacılar da önemli bir tehdit sonuçta. Aşağı inmeyin gençler. Duvarlardakilere direkt saldırın. Seni kim okluyor? Kule okluyor. Neyse kalsın öyle. Aa, biraz fazla hasar veriyormuş kule. Kulelerin menzili nereye kadar uzanıyor? Bayağı da uzanıyormuş aslında. Neyse uyuz iskeletlere vursun, sen arkada kal bari. Aşağı indiniz. Aşağı inmenizi istemiyorum aslında ya. Çok sıkışmadan önce siz bir ayaklanın arkadaşlar. Millet bir kapıyı kırsın, ondan sonra hep beraber gidersiniz. Sana ne oldu bu arada ya? Bak ne oldu orada ya? Bir şey olmuş orada, hareket edemiyor. Ne oluyor orada ya? Evet, garip işler. İnşallah onu taramazlar şimdi durduk yere. Hareket ettiremiyorum ablayı. Ya sizi yanlışlıkla seçmişim, pardon. Vampire. Burada aslında tabancacılar bir aradayken, AVH tabancacı etrafında onları koruyacak yakınlaşım yokken bir dalınabilir. Burayı hızla kırmakta. Biraz hasar almışsınız, biraz da başkalarına saldırsın o kuleler. Ya aslında çıkın tamam ya, kulelerin menzilinden komple çıkın siz. İhtiyaç halinde çağırırım. Tamamdır, çıkabilirsiniz oradan. O yakın dövüşe girmeniz işine gelmez. Tabancacılar varmış ama yanında hemen kargıcılar var, onlara dalmayalım. Okey, Vlad kırdı burayı. Şu Emmanuel'i taramasınlar da, daha ölümsüz olmadı onu böyle saçma sapan bir baklıcından kaybetmek istemiyorum. Bir de ateş büyücüsü vardı bunların, o nerede acaba? Okay. Kendine bas abi bunları komple. Bas etrafına şunları da. Şu uçan birimler için uçan birim yok. Desire. Ölüm rüzgarından çok bunu kullanmam da enteresan oldu bu savaşta. Ama yani ölüm rüzgarı daha çok meydan muharebelerinde işe yarıyor. Böyle ip gibi dizildikleri zaman işe yarıyor. Böyle yuvarlak oldukları zaman bunu daha iyi bile denebilir yani. Hala yeterince insan var orada. Katliamı yakından izlemek lazım tabii ki. Aa, bitti mi? Bug'ın kurtuldun mu oradan? Yok, hala orada. Ondan umudu kesme zamandır.
Bakalım bir tane daha. Var mı etrafımda toplanmak isteyen birileri? Gelin arkadaşlar, bekleriz. Sabancacıları da oradan saldırmalarına fırsat vermeden önce indirelim. Bir tane daha. Yeterince bir rüzgarım var. Buralarda saldırı alan birileri var mı diye bakıyorum. Yok, her şey yolunda. Çıkargıcılara da dalalım arkadan. Bundan bir tane daha kullanılması. Şu ablanın birazcık canı gitmiş. Onu birazcık iyileştirelim o zaman. Kargıcılara dalıyoruz sonuçta. Normaldir, anti büyükler. Bu nedir? Ha, kahramanmış. Ha şey, ateş büyücüsü mü o? Evet. Böyle sen neredesin ya? Ha şöyle vuracaksın işte arkadaşım. Dede nereye kaçıyorsun ya? Öldü mü yoksa? Yok, daha değil. Yakın ama. Diğerleri de şuna saldırsa ya. Evet, bırakma peşini. İndir onu. Vuramadın mı gerçekten? Nasıl vuramadın ya? Vurduğunu ben gördüm yani. Bu sefer de vuramadı ama vurdu olarak geçiyor. Peki. Yakından izleme fırsatı varken, rahat bir savaşken izleyeyim diyecektim ama kaçıverdiler. Neyse, arayı çok açmayalım. Sen de gel bunlara destek ol. Şu dedeye bir dal. Sana dediğimi sanmıştım, biletçiyim ama. Isabella canın gitmiş. Heh, yanlış şey bastım, neyse. Hangisiydi bu? Şu. O da diye öldürmeden bırakmayın. Bırak, sana de demek istemiştim onu. Ah, neyse hadi. Buradaki kargıcılara karşı senin desteğin faydalı olabilir. Boşuna şey yapmayalım. Önce bir rüzgarım var. Bastım gitti. Onda hala bayağı birim var bu arada ya. Ufak bir iyileştirme operasyonu yaptıktan sonra şunu öldürün. İndirin onu, yaşamasına izin vermeyin. Bak, şuradan şu arkadaşlara bir dalalım o zaman. Bunlar zaten sadece kılıççıymış. Şu kargıcılar gelince bir tane daha gölge çukuru basarım. Tam olarak şu an yaptığım gibi. Şu arkadaş iyileşme sınırına ulaştı bu arada ama önemli değil. Kilit
diğer kargıcılar dağılsın. Bir tane daha basayım şimdiden. Yenileri de geldi hatta. Güzel. Ne kadar çok kişi o kadar iyi. Baga girdi maga girdi ama hala fayda sağlıyor oradan. Sana dalan yok değil mi? Bu arada diyecektim varmış. Ne olur ne olmaz ben ona bir desteğe gideyim. Hatta bayağı bir şey olacak gibi de duruyor. İyi bari zamanında gördüm. Siz de onunla beraber baga girmeyiniz arkadaşlar, tamam mı lütfen? Okay. Rüzgarlarını bayağı tükettik bu arada. Onları bir dövün, siz de geri gelmesinler. Neyse, çok da fazla kovalamanıza gerek yok. Şu bug'a girmiş ablaya dalsalar bile bir şey yapamazlar, kılıççılar alt tarafı. Bakıyorum şöyle bir, sadece mezilleri kaldı. Çok uzun sürmeyecek bu savaş. Bizim abla bug'a girdi ve saldıramıyor bug'a girdiği için galiba. Şu büyüden de yapamıyor. İyi, geri dönmem lazım. Yoksa abla bunları rahat alırdı ya. Bug'a girdiği için saldıramıyordu demek ki. Ha, bitti savaş. Güzel. Normal elçilerde hasar aldık diyebilirim sanırım. Sen şunu iyileştir. Ölet de sen de şuna bir tane iyileştirme atarsan sanıyorum iyileştirme sınırımızın yakınlarında dolaşmış oluruz. Başka da bir rüzgarım yok zaten. Bunu bekleyecek de gereği yok. Devam. Alright, Obsidian Glitch. Nice, güzel silahtır. Ve böylece Carfrance'ın başkentinden sonra Elspeth'in başkenti de bizim olmuş oldu. bu arkadaşa biraz daha hasar verseydim aslında ya, savaşı sonlandırmadan önce. Şu havanları falan indirmek zor değildi sonuçta. Biraz acele ettim savaşı sonlandırmakta. Kuzey'e çıkarsa mesela başıma bela olabilir burada. Umarım öyle bir şey yapmaz. Şöyle bir bakıyorum, askeri varlık var. Şu an Elspeth eğer buradaysa şu iki yerden bir tanesinde olduğu kesin. Bana saldırabilir. Saldırırsa bekleriz efendim. Bekleriz. Sadece sıkıntı şu olabilir. Elspeth burayı çevrelerse, bu adam ikinci orduma saldırırsa onu alabilir. Marş vaziyetindeyim. Geri de çekilemem. Dolayısıyla sen şuraya şimdilik bir geri çekil. Araya ulaşamıyordur herhalde bu ordu. Aynen. King of Darkness. Hızını biraz da arttırabiliriz. Isabella, sen yükseltme vaktini yapıyor. Liderlik azaltan bir saldırısı oluyor bunu alırsa. Yaracaklar çok önemli değil ama aslında Warghast'ın var. Tamam, Warghast'lara da -%30 hız fena almaz. Tamam, güzel. Yolcu nedir? Tamam, güzelmiş. Arkan buluğumuz var. Biraz önceki savaşta bol bol büyü yapmama imkan tanıyan birinci şey de tabii ki arkan oluklarıydı. Bütün büyü rüzgarlarımı kullandım neredeyse. Başlayalım. Upgrade edilebilir. Uber Strike. Yani önceliğim burası değil sonuçta. Drakenok Kalesi'ne bir bakmam lazım. Ha, burada şey, yeni kahraman basabiliyorum. Vampir. Vampirim ve ölü çağrının biraz önceki orada öldükleri için o yüzden şey açıldı ama benim bir banşeye ihtiyacım var asıl. Hızlı olsun. Evet, hareket kabiliyetini arttırıyormuş. Bana çok ihtiyacım var Bled'in ordusunda. Devam et bu tarafa doğru. Necropolis awaits.
Manfred şuralarda başlıyor değil mi? Evet, daha bayağı bir yolu var Manfred yaşıyor mu diye görmemizin. Pennsylvania. Buraya şunu yapmak isterim. Param yok. Önümüzdeki tur onu yapmaya başlarım. Buraya daha önümüzdeki tur bakarız. Şu anki paramla zaten istediğim şeyleri muhtemelen yapamayacağımdır. Matematik olarak bir şey yok. İstediğim yapacak. Devam. Ezek, korkutuyorsun beni. Yapma böyle şeyler. Aksiyon. Zahbarlı oldu. Konferansını yaptı sandım bir anda. Neyse. Sefer hareket menzilimiz %10 daha artmış oldu böylece. Araştırdığımız teknoloji sayesinde. Elspeth'in ordusunun nerede olduğu belli değil şu an. Şu arkadaşa ulaşabiliyorum. Şu beladan bir kurtuluversen mi? Bence direkt yapmam gereken şey budur. Böyle bir yürümeyle falan ulaşabiliyorum yani, o derece. Güzel. Şuradan şunu da aldım. Elspeth'in ordusu burada. Şu an bana saldırabilecek pozisyonda. Ooo, dirayet muskası. Nice. Mı? Bir dakika. Yo. Saldırabilecek pozisyonda değil. Bu marş vaziyetinde gelebildiği yer. Tamam. Okay, sen de biraz daha yaklaşabilirsin bu durumda. Şuradaki ordu bu arada kuzeye doğru yelkenleşmeye devam etti. Öyle yukarıdan Kalfrans ordusu gelir, o desteğe gelir falan gibi bir planım var acaba diye düşünmüştüm de öyle bir şey yokmuş. Evine gitmeye çalışıyor şu an. Elspeth'e de ilk fırsatta bir tuzak kurmaya çalışacağım. Hem garnizon hem Elspeth biraz fazla gelebilir. Bence yenerim yine de. Yine de daha kolay yenmek dururken neden daha zor yeneyim? Kızıl öfke. Yip. Şafak dolu yanlar. Bunları hiç kullanmıyorum ama ya. Bana gerek yok. Yani yerel bölgemde Necromancer getirip teknoloji çalmak bayağı iyi olur aslında. Eylem maliyeti ve başarı olasılığı %50. Şu an onu yapamayacağım için ama şimdilik menzil direncinden devam edeyim. Okey, bunlar da böyle. Sen aşağı inmeyi sürdür. Quick, naber? Ben de şuraya şuradan yaklaş istersen. İki ordu, orduyla buralarda birbiriyle buluşurlar gibi düşünüyorum. Elimdeki parayı da öncelikle şuraya bir garnizon binası kurmak, şurayı da ikinci seviyeye çıkarmakta kullanacağım. Ama ilk fırsatta şunu da yapacağım. Bir seviyeye çıkaracağım diyeceğim ama yok, şimdiden yapayım ben onu. Şurayı sonra yaparım. Drakenhof Kalesi daha önemli. Hem de fazla para yok. O az parayı da... Endeyi para binası yapıvereyim. Teknoloji. Okey. Burada istediğim teknolojiyi araştırdım. Buralarda çok istediğim başka bir şey var mı? Şu fena olmaz ama çok aciliyet yok gibi ya. Hızlı yayıyoruz yani vampirsel zayiat, yozlaşmayı zaten. Bakıyorum. Tamamdır. Şimdilik orası okey. Şuralarda da bir iki hoş şey var ama ben buradan devam etmeyi tercih edeceğim. Birazcık yozlaşma, yayma hızımızı arttırabiliriz. Yeşim koruyucuları. Katey benimle ticaret yapmak istiyor ama... yani ana fraksiyonlardan biri olsaydı belki düşünürdüm. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Ama daha çok yolu var. Biraz dayak yemesi lazım birilerinden. Oradan oraya ulaşabildiğini düşünmemiştim. Gerçekten düşünmemiştim. Kaybımız büyük değil çok şükür. Bu adam ölümsüz nasılsa. Ama yani birazcık gıcık oldu.
Bir iki bir şey de çalacaklardır benden. Neyse biraz hasar verelim en azından. Okey, nereden saldırıyor? Sol taraftan, bu taraftan, iki taraftan da saldırıyor. Okey. Şu arkadaş görünmez. Bunu ben şuraya yapıştırdım. Bunun roket bataryası nerede? Orada değil. Şu tarafta mı top ve roket bataryası? Roket bataryası burada. Top nerede peki? Okçu, demir cephe. Hah, top buradaymış, tamam. Şununla roket bataryasını alırım ben. Duvarları tutmaya çalışmamın bir esprisi yok, klasik. Buranın kulesi yok. Buranın... Ya arkadaş, hiç mi kuleniz yok gerçekten ya? Buranın 3 tane kulesi var ama burası da zafer noktası değil. Neyse, şimdi ilk şuraya bir konuşlanayım bakalım. Direkt beni es geçip zafer noktasına ulaşmaya çalışırlarsa bir hal çaresine bakarız. Birkaç birimini öldürdüğüm gibi geliyor bana. Bakalım. Okay, ne yapmaya çalışıyorlar şu an? Duvarı yıkıyorlar. Peki. Ben de bu sırada kule dikmeye çalışayım tabii. Kontrol 3 ol, siz kontrol 1 olun. O kadar da delmene gerek yoktu, sanki geçer burada senin askerler. Zekanın zekice hareketleri. Güzel. Ana ordusunun roket bataryasının yanında tutmayacağını tahmin ediyorum. Ana ordusu önden gidecektir diye düşünüyorum. Ama şu an öyle olmuyor. Heh, tamam. Şimdi oldu. Bu arada bayağı erzak birikmiş ya, dur. Şurada yapayım. Tamam, 1400 biriktiği zaman bir kule hakkım daha var. O da neresiydi? Burası mı? Tamam, oraya da bir kule yaparım. Bataryalarını bir türlü bırakmadılar ya. Bence artık saldırabilirim. Kim vuruyor? Top mu vuruyor? Aha, sen uçuyormuşsun. Öyle desene ya. Gel. Sadece diğer kuleyi de basmaya başlayayım. Elsvet'e bulaşmaman daha iyi olur senin adına ama sen orada tabancacılarla mı savaşıyorsun? Okey. Tabancacıları indir, ondan sonra bataryaya dalarsın. Şu anda birazcık salgı yiyoruz ama olacak o kadar. Ondan bende de var Elsvet. Tabancacıları bu kadar yavaş dövmen normal midir senin? Yani topa dalacağım da Elspet ağzıma dışkılayacak gibi geliyor. Kendini iyileştir. Ne durumdasın sen?
Okey, güzel. Izrakçı falan yollamış. O hoş değil. Şu bataryayı indirmen lazım onlar üzerine çok neden önce. Sen o topu indirirsin ya. Aslansın, kaplansın. Buna göre bir tane daha atalım Elspeth'e. Elspeth'i öldürmek hiç işime gelmez bu arada. Onu bir kazandığım savaşta almam gerekiyor ki kan öpücüğü olsun. İndir o bataryayı. Bulaşmıyor ya. Aslında ya şöyle bir bakınca Elspeth'in ejderhası yok. Ama ona rağmen benimkinden daha iyi yakın dövüşte diye bakıyorum. Silah gücü falan daha az. Biraz hasar verebilirim sanki. Okay, bu arkadaşı kaybettik. Roket bataryalarını öldüremedik ama en azından ölmekten beter ettik. Oradakiler de takılsın artık. Bir tane daha bundan atarım. Zayıflatmanın hiçbir mahsuru yok ama öldürmemeliyim. Bu kadar yeter. Gel ya, şu bataryaları sen halledersin o zaman. Ordum hala bir şekilde ayakta. Sen niye bu kadar yavaşsın? Saldırı emri verince yavaşlıyor. Enteresan. İndir onu da, bataryalar mefta olsun. Tamam, onu indir onu. Abi bir tane adamı öldüremiyor musun gerçekten? Heh, tamam. Okey, liderliği çökecektir az sonra. Çökmedi vallahi. Yanına gidince çöker mi acaba? Silahşörlere dalma fırsatım olur mu? Onları da belki öldürebilirim. Heh, şimdi çok bir liderlik. Okey. Okay. Acaba talan mı edecek? Yok, başkenti olduğu için herhalde özellikle almayı tercih etti. Okey, şimdi gel bakalım Elspeth'cim ya. Marienburg yok edildi, okey. Hangi kendilere uğraşacak daha az düşman demektir bu. Kim sizin düşmanınız? Onu yapamayabilirim ya. Karfrans'a dalmam lazım, o da uzak birazcık. Kervan gelmişken onu indirmek de vardı ama neyse artık. Ya ulaşamıyor muyum oraya ben? Ya gerçekten mi ya? Şurası yani. Tamam, nehirden geçiyor eyvallah da yani. Elspeth full iyileşmeden almak iyi olurdu. Okey, ne yapalım? Kendi topraklarıma geçme imkanım da mı yok ya? Marş vaziyetine de girmeye razıyım. Bütün topraklarımdan uzaktayım. Yeni toprak alma imkanım da yok. Vay arkadaş ya, tazelenemeyeceğim bildiğin. Bu vaziyetteyken... Ya öyle desene ya. Üf, tamam, tazeleniriz o zaman. Gücünle benle denk gözüküyor. Benim tek ordum bu olduğuna göre onun da herhalde tek ordusu budur ya da bir tane yalandan bir ordusu daha vardır. Bu durumda ben onun topraklarında kafama göre takılabilirim bence. Bir dakika, bu ama... Yabancı bölgelerde ikmalleri olanak sağlıyor da... Zayiatın önüne geçmiyor.
Tamam, ben burada kalayım o zaman. Buralarda birazcık vampirsel yozlaşma olduğu için sahayat yaşamıyorum herhalde. Ben şuraya doğru gideyim. Önümüzdeki tur o nehirden geçecek bile olsam Nülün'e ulaşabilirim diye düşünüyorum. Elspeth kuzeye doğru yol alabilir, benden kaçabilir. Bakalım, bakalım. Bu ihtimale karşılık alt taraftan birini basacağım ben. Gel abi sen. Belki saldırıyı onunla düzenleyip Vlad'le desteğe gelme gibi bir olanak mümkün olabilir duruma göre. Devam. Bir vampir fraksiyonuyla daha karşılaştık. Ticaret istiyor olabilir, düşüneyim. Var mı başka benimle ticaret yapmak isteyen? Ağız müritleriyle aslında ticaret yapmak isteyebilirim. Bunlarla ticaret çok daha karlı olur. Güneyimi de belki nispeten güvenceye aldığım gözüyle bakabilirim o durumda. Sen ne istiyorsun üzerine? 3500 istiyorsun, çokmuş ya. Büyük lejyonerle ticaret yapıyorum. Tamam ya, ben bu parayı vereceğim. Okey. Ticaret yapılası birine benzedi. Yüzünden resmen dürüst tüccar hissiyatını aldım ben şahsen. Seni Nülün'e getirmek istiyorum. En yakında buradan geliyorsun zaten. Devam et o zaman. Verzek de bu arada şov yapıyor ya. Yine Silvanya'da... o 1500'de istediğim bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Şimdilik kalsın. Rai toprakları... yukarıdaki karanlık çıkıp kabilesi yok edildi. Düzen yanlılarının bir tane daha az düşmanı var artık. Kervan geldi, 1000 lira aldım oradan, güzel. Elspeth Nülün'ü terk etmeyi tercih etti. O kadar almak için çaba sarf ettikten sonra. Ona saldıramıyorum maalesef ama Nülün'e saldırabilecek pozisyondayım. Ama bunu sonraki bölümde yapalım. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın diyeyim. Görüşmek üzere.